Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün KIT ile bira kurulumunu anlatacağım. Özellikle bilmeyen ya da yeni başlayan arkadaşlarımız için en başından başlayıp kurulumu, fermentasyonu, şişirmeye kadar tüm ayrıntıları anlatacağım. Faydalı olacağını düşünüyorum. Dostlarım, öncelikle evde bira yapabilmek için bir set ve de kit almamız gerekiyor. Genelde kit ve set beraber gönderiliyor. Set dediğimiz ekipmanımız, kit dediğimiz ise şu şekilde biranın özü, malt özü olarak geliyor. Yanında mayasıyla beraber. Setimizde işte kova, kapak, işte contaları, üzerinde hava kilidi, şişe yıkamak için fırçası, yaparken spatulası, temizlik için kimyasal maddeleri, kapak, kapatıcı malzememiz ve de şeker ölçeğimiz geliyor. Ayrıca bir de dolum çubuğumuz geliyor. Dostlarım, öncelikle bunu tedarik edeceğiz. Ardından bira yapımına geçeceğiz. Bunları internet sitelerinden araştırıp bulabilirsiniz. Fiyatlarına bakabilirsiniz. Kitlerin içeriklerine bakabilirsiniz. Kitlerde tabii bunu ayrı alabilirsiniz. Kit olmadan kitinizi nasıl seçeceğinize gelirsek. Onda da şöyle bir durum var. Biraz böyle damak tadınıza uygun bakmanız gerekiyor. Orada kitleri anlatırken EBC ve IBU diye kodlar var. Bunlar biramızın nasıl olacağına dair bize fikir verir. Biraz da tabii yorumları okumanız gerekiyor. Kit satışını yapan yerler onunla ilgili hem yorumları yayınlarlar hem de kitin nasıl bir özellikte olduğunu anlatırlar. Farklı farklı işte Pilsener, Ale olanlar var, Pale Ale olanlar var, Stout cinsleri var, farklı farklı tiplerde biralar var. Dostlarım, yani çeşit çok, nasıl seçeceğiz derseniz öncelikle bir başlangıç yapın, ardından damak zevkinizi zamanla kazanacaksınız. Deneyim kazandıkça, yaptıkça kazanacaksınız dostlarım. O yüzden öncelikle bilinen ve daha çok beğenilmiş bir kit almaya çalışın. Şimdi EBC ve IBU ne anlama geliyor? Önce onu anlatayım. EBC renk kodudur dostlarım. Yani o kodlama renk için kullanılır. Biramızın açık ya da koyu oranını verir. Orada o oran ne kadar düşükse, yani sıfıra ne kadar yakınsa biramızın rengi de o kadar açık demektir. O sayı yükseldikçe daha koyu bir renk haline gelir. IBU ise, IBU ise dostlarım acılık oranını verir. Şerbetçi otu acılığını belirtir. Aslında o tam olarak hani yüksek ya da düşük olması o biraz karışık ama hani bir genelleme yaparsak şöyle diyebiliriz. Oradaki sayı ne kadar düşükse acılık da daha düşük olacak diyebiliriz. Onda bazı istisnalar var, o yüzden biraz karışık dedim ama biz onu o şekilde düşünebiliriz. Bundan dolayı ortalama bir değer 35 ve aşağısı orta ve daha düşük acılık demektir. Ben genelde o şekilde tercih ediyorum. Daha yükseklerinden hoşlanmadığım için onları almamaya özen gösteriyorum. Renk ise çok önemli bir ayrıntı değil, bana göre değil. Size kalmış, çok açık ya da daha koyu alabilirsiniz. Ben acılığına ve malt oranına bakmaya çalışıyorum. O şekilde bir seçim yapıyorum. Dostlarım, şimdi onunla ilgili ben bir örnek göstereyim size. Örneğin burada iki ayrı biram var. Açıp bakalım. Bu 35'in altında bir bira dostlarım. Renk olarak. Şu şekilde görebiliriz. Bu ise biraz daha koyu bir bira. Acılıkları hemen hemen aynı. Ben biraz daha acılığı düşük olan bira seviyorum. Malt oranı yüksek, acılığı düşük. Yani şuradan bakarsanız aralarında küçük bir fark var ama bu daha koyu, bu daha açık dostlar. Yani renk aslında çok bir şey değiştirmiyor. Bizim bakacağımız şey acılık. Kitler şu şekilde alüminyum poşetlerde ya da şöyle konserve kutularda satılıyor.
Bunu artık siz biraz da damak tadınıza göre, yani acılık seviyorsanız daha yüksek, düşük seviyorsanız daha düşük şeklinde seçerekten kitinizi seçip ilk başlangıcınızı yapın. Ardından dediğim gibi damak zevkinize göre bunu zamanla kendiniz oturtacaksınız. Şimdi şu ortalığı biraz kaldırayım ve yapımına dair anlatıma geçelim. Dostlarım, evde bira yapmak için ekipmanımızı aldık. Kitimizi de seçtikten sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Burada temizlik çok önemli. Hijyen olmazsa, sanitasyon olmazsa biramız sağlıklı fermentasyon gerçekleştirmez. Bunda da biramız bozuk olur. Bunun için setle beraber durulamalı ve durulamasız temizleyiciler geliyor. Kullanım kılavuzu üzerinde var. Bunlardan böyle işte birer kaşık atıyorsunuz her 1 litreye. Solüsyon hazırlıyorsunuz. Önce bir tanesiyle bir yıkama yapıyorsunuz. Duruluyorsunuz. Ardından durulamasız temizleyici yapıyorsunuz. Onda durulamaya gerek yok. Sadece suyunu süzüp ardından biranızı kurabiliyorsunuz. Fakat ben burada bir pratik bilgi olarak şunu söyleyeceğim. Bunlar bittiği zaman ya da elinizde olmadığı zaman bunları kullanmadan nasıl yaparız derseniz. Şöyle kenara çekelim. Bunun için suya birazcık çamaşır suyu kullanabilirsiniz. Yoğunlardan bahsetmiyoruz. Yani ultra yoğunlardan bahsetmiyoruz. Eski standart çamaşır sularından şöyle bir kapak kadar işte 1,5 litreye kendi kapağıyla bir kapak çamaşır suyu dökerseniz çalkalayıp hazırlarsanız onunla durulamalı temizleyici elde etmiş olursunuz. Ardından sadece bir arıtma suyuyla ya da temiz suyla durulama yaptığınızda bu yeterli olacaktır. Fakat bunu aslında sadece ilk aldığınızda yapmanız yeterli bana göre. Ardından her kurulum yaptığınızda sadece ve sadece suyla, deterjan kullanmadan şu şekilde bu kovaya ait bir sünger alın. Ama sadece bu kovada kullanın ve kesinlikle deterjan kullanmayın. Şişelemenizi yaptınız, kovanızdaki dipteki tortuyu dökeceksiniz. Güzelce bu süngerle yıkayacaksınız ve durulayacaksınız dostlarım. İyice süzüp bir kenara alın eğer hemen yapmayacaksanız. Hemen yapacaksanız zaten hazır durulamışsınız. Tekrar başlayabilirsiniz. Ben şöyle bir öneride bulunacağım. Her seferinde temizlik yapmak gerçekten zaman alıyor. Bunu kısaltmanın daha pratik bir yönünü anlatacağım size. Şimdi burada sıcak su, kaynar su kullanabilirsiniz. Zaten temiz dostlarım. İçinde bira vardı. Yani içinde mikrop ya da işte bakteri vesaire gibi bir şey olması çok zor. O yüzden durulamanızı yaptığınız bir tek eğer bakteri olma ihtimali varsa o da şebeke suyunuzda olursa olur. Onun dışında gerçekten o ihtimal zor. Bunu yapmak için ben şu şekilde kaynar su kullanıyorum. Ama burada dikkatli olmamız gerekiyor. Şişeler de aynı şekilde. İlk şişe yıkarken durulamalı ve durulamasız temizleyici ile ilk edindiğinizde şişeyi bunu yıkayın bu şekilde. Yaptıktan sonra ardından her seferinde bu eziyeti çekmenize böyle fırça kullanmanıza vesaire gerek yok. Bu gerçekten yoruyor dostlarım. Bunun için şöyle bir yol izliyorum. Ben bunları daha önce yıkamıştım zaten. Aslında steril. Bu şekilde bile yapabilirim. Fakat biz yine de önlem olarak yapıyoruz. Dostlarım, bunun kapalı olduğundan emin oluyoruz. Musluğun kapalı olduğundan emin oluyoruz. Kaynamış suyumuzu şu şekilde döküp kapağımızı duruladık. Bunu kenara alıp spatolamızı duruluyoruz. Buranın sadece giriş kısmını ve kovanın cidarlarını, kenarlarını bu şekilde durulayarak sterilizasyonu yapmış oluyoruz. Başka durulama yapmamıza gerek yok. Bu şekilde yaptığımızda gayet temiz oluyor ve hiçbir sıkıntı yaşamadan fermentasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi dostlarım, burada ben hem o sıcak suyu geri kazanmak için bir de döküyorum. Çünkü kitimizi ısıtacağız. Nasıl yapacağız?
Dostlarım, gelen kitlerde eğer alüminyum poşet gelirse şöyle dibinde yapışmış olarak maya paketi göreceksiniz. Bunu kesinlikle sıcak suya bu şekilde koymuyoruz. Bu paketi çıkarttıktan sonra bunun içine koyacağız. Eğer şu şekilde gelirse bu da kapağının altında mayası gelir. Üstünde kullanım kılavuzuyla beraber. Bunu da direkt bu şekilde sıcak suya koyuyoruz. Ve ben geri kalan suyu bunun üzerine dökerek ısınmasını sağlayacağız. Burada yaptığımız işlem bu içerisinde pekmez kıvamında ama çok koyu bir şekilde duruyor. Eğer soğuksa daha da katı. Katı demeyeyim ama yani bayağı yoğun şekilde duruyor. Bunu sıcak su dökerek yumuşamasını sağlayacağız ki daha akışkan olsun. Bunu kenara ayırıyoruz ve bir daha su hazırlıyoruz. Dostlarım, şöyle şeker hazırlıyorum ben bir tencereye. Şimdi bunlar da standart kurulum ve %100 malt kurulumu olarak ikiye ayrılıyor. Standart kurulumda şeker kullanıyoruz. Genel olarak 1 kilogram kullanılır kitlerde. Eğer %100 malt yapmak istiyorsanız, şeker kullanmıyorsunuz, şeker yerine malt özleri satılıyor. Onu kullandığınızda %100 malt elde etmiş oluyorsunuz ve aynı şeker oranını yakalıyorsunuz. Eğer malt özü kullanacak olursanız onu kit satışı yapan yerlerde ne kadar kullanacağınızı belirtir. Çünkü duruma göre 1 kilo bazen 1,5 kilo malt özü kullanmanız gerekebilir. O değişiklik gösterir. O yüzden onun bir standardı yok. Ama biz şu anda standart kurulum dediğimiz şekerle kurulum yapacağız. Kitimiz orada ısınıyor. Ben buraya kaynattığım suyu döküp tencerede yapmayı tercih ediyorum. Aslında hem karıştırırken kovanın çizilmesini azaltıyorum. Çünkü bu zamanla bu kova çizilir ve kovayı ileriki zamanda artık kullanamaz duruma geliriz. Şimdi bunu iyice eriyene kadar karıştıracağız ve tamamen eridiğinde kovamıza koyacağız. Ve tekrar ediyorum, kovamızda bu musluğun kapalı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Aksi takdirde bunu döktüğümüzden akar ve gider. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Bu arada tekrar su ekleyeceğiz. O da kitimizin iç kısmını yıkamak için. Yani ambalajımızın içini yıkamak için. Şekerimiz eridikten sonra kovamızın içine dökeceğiz. Ve kitimizi konserve olduğu için açacağız ve içine dökeceğiz. Bulaşmış olan kısmı kovaya aktarıyoruz. Yalnız çok çabuk ısınır. Lütfen dikkat edin. Çünkü kaynar suyla uğraşıyorsunuz. Bunu da bu şekilde bakın ne kadar akışkan oldu. Normal şartlarda çok ağır akıyor. Bu şekilde daha hızlı akacaktır. Bir yandan da karıştırmaya devam ediyorum. Burayı biraz daha döktükten sonra şöyle sıcak suyla almamız gerekiyor. Burada çok dikkatli olun çünkü eliniz yanabilir. Ambalajın içindeki tüm kalıntıyı alıyoruz. Ambalajı iyice yıkadıktan sonra iyice karışmasını sağlıyoruz. Burada hazır su kullanmanızı öneriyorum. Bunun üzerini şurada litre seviyemiz var. 23 litreye tamamlayacağız. Fakat hazır su ya da arıtma suyu kullanmanızı öneriyorum. Şebeke suyu olmaz mı? Olabilir fakat riskli dostlarım. Yani bütün kovayı heder etmeye, riske atmaya gerek yok. O yüzden hazır su kullanmanızı öneriyorum. Bütün bu karışımımızı yaptıktan sonra kovayı kuracağınız yere götürüp ardından suyu dökmenizi öneriyorum. Çünkü çok ağır olacaktır. O yüzden kurulum yapacağınız yere burayı götürüp ondan sonra suyu dökeceksiniz.
23 litreye tamamlıyoruz ve burada sıcaklık göstergemiz var. Eğer o yoksa ayrıyeten dağılmatik termometreyle sıcaklığını kontrol etmeniz gerekiyor. 25 santigrat dereceyi geçmemeye çalışın dostlarım. 25 santigrat dereceye kadar maya atabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra kovamızı bekleyeceği yere alıyoruz. Kovayı koyacağımız yerin altına bir tahta, sunta vesaire gibi bir parça koyup yerden soğuk almasını engellememiz gerekiyor. Buradan da litreyi ve dereceyi görebileceğimiz bir şekilde tutmamız gerekiyor. Şimdi 23 litreye tamamlıyoruz. Ayrıyeten çalkalamaya gerek yok. Çünkü bu şekilde yaptığımızda karışımımız oksijen almış oluyor. 23 litreye tamamladık. Şimdi bu köpükleri kenara çekeceğiz ve mayamızı atacağız. Sıcaklığımız 23-24 derecelerde. Şu anda maya atımı için iyi. Köpüğümüzü de çektik kenara. Şimdi maya atıyoruz. Köpüğe denk getirmiyoruz. Köpüğün üstünde kalırsa o maya çalışmaz. Bu şekilde atıyoruz. Birbirinin üstüne gelebilir, sorun yok. Şimdi kapağını kapatacağız ve hava kilidimizi takacağız. Kapağımızı kapatıyoruz. İyice bastırmamız gerekiyor. Şu çıt sesleri kapağın kapandığını gösteriyor. Hava kilidimizi şu şekilde dolduruyoruz. Tam yarısında şurada çizgiler var. O çizgileri seviyesine getiriyoruz. Bu sızıntı yapma ihtimaline karşı ben burada biraz teflon sardım. Bunu buradan geçireceğiz. Ve fermentasyonun başlamasını bekleyeceğiz. Çıkış yolu burası olduğu için buradan bastıracak ve burayı yükseltecek dostlarım. Burada yükseldiği zaman fermentasyonun başlamış olduğunu anlayacağım. Yani şuradaki eşitlik bozulursa fermentasyon başlamıştır. Dostlarım, kurulumumuzu yaptık. Şimdi tek yapacağımız şey beklemek. Takriben 15 gün sürecek. 15 gün sonra şişirmeye geçebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken konu yaz ya da kış aylarında suyun sıcaklığı dostlarım. Çünkü yaz aylarında bu şekilde yaptığımızda çok sıcak olur ve soğumasını beklemek durumunda kalırız. Bundan dolayı yaz aylarında suyun bir kısmını soğutmanızı öneriyorum. Kış aylarında bu çok sorun değil. Zaten 20 ile 25 santigrat derece arasında yakalamanız yeterli maya atım için. Yaz aylarında işte biraz sıkıntı yaşıyoruz. O konuda bir miktar su soğutursanız, soğuk olarak eklerseniz o zaman bir sıkıntı olmayacaktır. Dostlarım, ilk bölümümüz bitti. İkinci bölümümüzde şişeleme ve pratik bilgileri anlatacağız. Şimdilik hoşça kalın. Dostlarım, ikinci bölümdeyiz. Fermentasyonun gidişatını, olası problemleri, çözümlerini ve pratik şekilde şişelemeyi anlatacağım. Fermentasyon genel olarak 2 haftadır. Bu bir kural değil, genellemedir. İlk hafta fermentasyon gerçekleşir. İkinci hafta ise hafif fermentasyon ve durulma sürecidir. Tortunun çökelme sürecidir dostlarım. Bunda ilk bir hafta içerisinde 4 ila 7 gün arasında burada kabarcık atma görürsünüz. Fermentasyon başladığında şuradan böyle yavaş yavaş itip bir taraftan yükseldiğini, eşitliğini bozulduğunu göreceksiniz. Fermentasyon bitiminde ise, daha doğrusu 4 ila 7 günde kabarcık atma bittikten sonra bunun durduğunu ama içeride basınç olduğu için yine aynı şekilde eşitsiz olduğunu göreceksiniz. Yavaş yavaş hafif fermentasyon oluşacak ikinci haftada, fakat kabarcık atma olmayacak. Yavaş yavaş o seviye düşecek ve hemen hemen birbirini eşitleyecek. O zaman fermentasyonun bittiğini anlamış oluyoruz. Yani gözlem olarak buna bakabiliriz.
Ayrıca 2 haftada normal şartlarda fermentasyonumuz bitmiş, tamamlanmış oluyor. Fakat bu mayanızın tipine, şıranızın tipine, şeker yoğunluğuna, ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. O yüzden dediğim gibi bu bir kural değil. Genelleme olarak bunları anlatıyorum size. Olası problemler. Genel olarak hava kilidinde kabarcık atlama olur. Ve bunun işte mayalanma olmadığı, fermentasyonun başlamadığı gibi bir algı oluşur. Bunu nasıl anlayacağız? İki yöntem var. Şu şekilde ışık tutarsanız şurada dipte böyle izleri göreceksiniz. Yüzeyde daha doğrusu. O izler varsa fermentasyon başlamıştır ve mayamız çalışıyordur. Fakat kabarcık atma olmuyordur. Burada oluşan gaz en kolay yeri takip edecektir. Yani burada suyu itip çıkmak yerine işte kenarlardan bir yerden sızmayı tercih edecektir. O yüzden ilk bakacağımız yer genel olarak dostlarım şu, bunun dibinden kaçırır. Contanın girdiği yerden. Buna şöyle biraz teflon sararsanız şu şekilde burayı kalınlaştırırsanız bu iş görecektir. Contayı şişirecektir ve sızıntıyı engelleyecektir. Ya da contayla kapak arasında o sızıntı olabilir. Bu sefer de komple orayı bir sıcak silikonla yapmaya çalışın. Sıcak silikon bulamazsanız çiğnenmiş sakız kullanabilirsiniz. Yine bu şekilde kaplayabilirsiniz. Ya da bir miktar hamur yapıp etrafını kaplarsanız fermentasyon bitene kadar geçici çözüm bulmuş olursunuz. Ardından kalıcı çözümünü yaparsınız. İşte contasını değiştirirsiniz vesaire. Bir diğer sorunumuz ise şu kapakların kovayla bileşim yerinden kaçırmasıdır. Kapaklar belli bir zaman sonra, belli bir kullanımdan sonra buradan sızdırmaya başlayabilir. Bunu da fermentasyon başladı. Bunu yapmanıza rağmen halen buradan kabarcık çıkmıyor. Ve burada yüzeyde bir köpürme görüyorsanız fermentasyon var ama bir türlü kabarcık çıkmıyorsa başka yerden sızdırıyordur. Bu da çok büyük ihtimalle kapaktandır. Buraya bir koli bandı sarabilirsiniz. Koli bandı yine geçici bir çözüm olacaktır. Ardından kalıcı çözümü sağlarsınız. Bir diğer sorun ise muslukta sızıntı olması. Böyle bir durumda tabii bütün kovayı boşaltamayacağınıza göre o sızıntıyı gördüğünüzde şu kovayı tabii yardım alarak bir kişi tutacak. Yavaş yavaş oradaki işte suyun geri kaldığını, geri çekildiğini gördükten sonra orayı güzelce silip yine sıcak silikonla kaplayabilirsiniz. Yine geçici bir çözüm. Ardından işte contasını, musluğunu sorun neredeyse değiştirirsiniz dostlarım. Fermentasyonda kısaca sorunlarımız bunlar. Çözümleri de bunlar. Şimdi şişeleme için şişe temizliğine bakarsak. Dostlarım şişe temizliği en çok vakit alan işlerden birisi. Ciddi anlamda vakit alıyor. 1,5-2 saat civarında zaman alır. Fakat bunu kısaltmanın yolu var. Şimdi normal şartlarda tabii şişemizi alıp işte fırçayla güzelce fırçalayıp ardından durulamalı temizleyici, durulamasız temizleyici uygulayıp sonrasında şişeleme yapıyoruz. Fakat bu gerçekten uzun zaman alıyor. 1,5-2 saatinizi alır. Bunun yerine çok daha pratik bir yöntem anlatacağım size. Yapacağımız işlem şu. En başta eğer biranız ilk bunu durulamalı durulamasız temizleyici yapın. Ne zaman yapacaksınız? Şişelerinizi ilk tedarik ettiğinizde. Sonuçta dışarıdan gelen şişedir. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu temizliğinizi yapın. Bir kere yapmak yeterli. Ardından her biranızı içtikten sonra genel olarak zaten bardağa dökerek içiliyor. Mümkünse de öyle için çünkü dipte tortu oluşur. Bunu güzelce su doldurup güzelce çalkalayın, temizleyin ve baş aşağı tutup süzülmesini bekleyin. Bunu işte bir poşete koyabilirsiniz, bir dolaba koyabilirsiniz, kaldırırsınız ve toz alınmasını sağlarsınız. Daha sonrasında bu fırçalama vesaire gibi işlemleri yapmanıza gerek yok. Yapacağımız işlem şu. Şişemizi alıyoruz. Kaynamış su hazırlıyoruz. Bunun için de şöyle göstereyim. Şu şekilde üstten hani ağız değmiş olabileceği için şuradan su dökebilirsiniz. Ve içine dikkat edeceğiz yalnız elimizi yakmayacağız. Şu şekilde bir miktar su doldurup hiç kullanılmamış kapakla yapacağız. Çünkü aksi takdirde kaçırır. Şu şekilde çalkalıyoruz. Ve boşaltıp baş aşağı koyuyoruz ve süzülmesini bekliyoruz dostlarım. Yapacağımız işlem bu. Yani son bir durulama daha yapıp ardından şişelemeye geçebiliriz. Şişelemede ise
Şöyle bir durum çubuğu var. İlk defa yapıyorsanız dostlarım, bu şuradan yaylı bir vana diyelim. Burada yaylı bir vanası var. Bunu bastırırsanız sıvı akışa gider, geri çekildiğinde durur. Buradaki amaç şişenin dipten yukarıya doğru dolumunu sağlamak ve oksijenle en az temasını sağlamak. Yani musluğu direkt açarsanız havayla teması daha çok olacaktır ve biranız okside olacaktır. Tadı değişecektir. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunu takıp ardından şişelemizi yapabiliriz. Şişelemeden sonra bir pratik bilgi daha. Önce hava kilidimizi çıkartıyoruz. Çubuğumuzu taktıktan sonra açıyoruz. Dikkat edilecek olan husus, bir de aşağı tepsi koyuyoruz damlamasın diye. Buradan dolduracağımız zaman tam doldurmuyoruz. Şu seviyede bir yerde bırakmamız gerekiyor. Çubuğu çektiğimizde aşağı inecek ki yüksek gazlanma olursa şişemiz patlamasın. Yani o patlama riskini azaltmış oluyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Şişemiz doluyor. Şurada bırakacağız. Dolumumuzu yaptık. Aynı tarif ettiğim gibi burada bir yerde kaldı. Şurada kestik, burada kaldı. Normal şartlarda tam dolduruyoruz. Çubuğu çektikten sonra şurada bir yerde kalıyor. Dostlarım, şu aradaki fark gerçekten çok önemli. Bunu mutlaka uygulayın. Çünkü yüksek gazlanma olursa şişeniz patlayabilir. Bu riski azaltmış oluyoruz. Burada yapacağımız işlem, bir tane huni buraya şekeri koyabilmek için. Şimdi setinizle beraber şöyle bir şeker ölçeği geliyor. Burada 3 tane var. İşte 33'lük şişe için 50'lik ve 75'lik şişe. En çok kullanılan 33'lük ve 50'lik. Bunlardan daha çok da 50'lik kullanılıyor tabi. 50'liği kullanacağız dostlarım. Ortadaki ölçekle buradan şekerimizi atıyoruz. Eğer tabi bu toz şeker için. Eğer küp şekeriniz varsa 1000 gram bölü 360 adetten 1,5 tane kullanmanız gerekiyor. Şeker miktarını sağlayabilmek için. Eğer yoksa 750 gram bölü 360 adetten 2 tane tam ölçü olur. Onlardan direktmen atabilirsiniz. Bir diğer seçeneğimiz de, eğer bunların hiçbiri yoksa, çay kaşığıyla 1,5, yani bir tam bir de yarım atarsanız takribi bir ölçü yapmış olursunuz. Bir diğer ayrıntı. Eğer şeker attıktan sonra biranız şişenin içinde köpürüp tepki veriyorsa biranız güzel olmuştur, iyi gazlanacak demektir. Daha kısa sürede gazlanacak demektir. Bunu eğer tepki vermezse, az olursa o da olabilir. Endişe etmeyin, bu kötü demek değildir. Biraz daha geç olgunlaşacak, daha geç gazlanacak demektir. Yani endişe etmeyin dostlarım. Fermentasyon olduğu sürece şeker attığınızda biranız gazlanır. Şimdi ben kapağı hazırlıyorum. Buradan görebilecek misiniz bilmiyorum ama göstermeye çalışayım. Biramız tepki verecek mi? 50'lik şişeye göre ve kabarıyor. Hemen bunu koyup basıyorum. Bu alet biraz daha pratik oluyor. Eğer normal kendi setinizden çıkan aleti tabi kullanabilirsiniz. Ben onu çok tercih etmiyorum. O beni çok oyalıyor. Bu çok daha pratik, basıyor. İstediğiniz şişe seviyesine göre buradan ayarlanıyor ve yapılıyor. İnternet sitelerinden araştırdığınızda bulabilirsiniz dostlarım. Oralardan bakabilirsiniz. Şimdi şişeledikten sonra son bir pratik bilgi. Dostlarım, bunu yaptıktan sonra şu dipte şeker gazlanma olacak şişemizde. Fakat şöyle bir durum var. Orada tortu çok yüksek olacaktır. Ama eğer bunu şimdi değil, iyice ıslandıktan sonra, bir yarım saat sonra, yani şişeledikten yarım saat sonra şöyle güzelce çarkalarsanız bu iyice eriyecektir ve tortu daha az olacaktır. Bu da bir diğer pratik bilgi olarak aklınızda dursun dostlarım. Çok işe yarayacaktır. Saklama süresine gelirsek, şişelememizi yaptıktan sonra eğer mümkünse oda sıcaklığında 25 santigrat derece ideal sıcaklık, 2 gün, 3 gün orada bekletin. İyice o ısıyla maya harekete geçecektir. Gazlanma daha iyi olacaktır. Yani gazlanmayı rahat başlatmış olacaksınız. Ardından saklamak istediğiniz yerde saklayabilirsiniz. Peki ne kadar saklayabiliriz?
Bu arada tabii 2 hafta gazlanma süresi dostlarım 2 hafta, en az 2 hafta olmalı. Hani bazı yerlerde 2 hafta fermantasyon, 1 hafta gazlanmayla 3 hafta bir anız hazır diye yazılıyor. Mümkün değil dostlarım, öyle bir şey yok. 1 haftada gaz 1 hafta gazlanmayla bir anız hazır olmaz. Berbat bir tat olur. En az 2 hafta bekleyin ama benim önerim tadının tam oturması için 4 hafta. 4 hafta beklerseniz çok lezzetli bir biranız olur. Gazlanma sürecinden sonra dostlarım 4 ay içerisinde tüketmenizi öneriyorum. Daha uzun süre saklayabilirsiniz. Saklamaktan kastım 1 sene, 2 sene saklayabilirsiniz. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Fakat 4 aydan sonra tadının bozulduğunu fark ettim. Ben bunu sadece bir öneri olarak sunuyorum. 4 aydan sonra biraz böyle şekerimsi, pekmezimsi bir tat oluşuyor. Karamel gibi bir tat oluşuyor. Öyle tarif edeceğim size. Belki de seversiniz. İsterseniz birkaç tanesini ayırın. Bir de öyle deneyin. Fakat ilk orijinal tadı gibi olmuyor. 4 hafta sonra en güzel, en lezzetli tadını almış olacaksınız dostlarım. Ve dediğim gibi saklama süresinde hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz kadar saklayabilirsiniz dostlarım. Yani ben 2 senelik saklanmış bira içtim. Gayet de güzeldi. Bir arkadaşım yapmıştı, bekletmişti. Çok da güzel olmuş. Ben hiç bekletmemiştim o kadar ama gerçekten güzel kalmış yani. Hiçbir sıkıntı olmadan kalmış. Dostlarım, anlatacaklarım bu kadar. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Biraz uzun bir video oldu ama en baştan en sona anlattık. Tüm yönleriyle ayrıntılı anlattık. Umarım faydalı olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşça kalın.